Diğer telefonumuz. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Berkay. Berkay soruyor. Alo, evet Peki. hocam benim. Buyur canım. Hocam, bizim sorum Kaf suresi 38. ayette hocam bulunan bir ayette Allah'ın dünyayı neden 6 günde yarattığı ile ilgili sorum olacaktı. Evet. Hocam bunu Yahudiler şöyle yorumlamışlar. Allah dünyayı 6 günde yarattı ve bir günde de kalan bir günde de hani kutsal gün ilan edip insanları o günün kutsallığını inandırmıştır. Böyle benimsemişlerdir. Ama bizde neden 6 günde yarattığı ile ilgili bir açıklama yok yani hocam. Bunu merak ettim. Hani Allah dünyayı neden 6 günde yarattı istese bir günde de yaratabilirdi. Peki. Yani burada Allah için zaman var mı ki 6 gün meselesine girsin? Şimdi burada İsterseniz hocam Kaf suresi 38. ayeti okuyabilirim. burada ben açtım zaten. Şimdi orayı Arapçasından bakalım ki. Estağfirullah. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا fi sitteti eyyamin ve ma messena min lugub. Allahu Teala diyor ki biz mutlaka mutlaka ve mutlaka gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri 6 günde yarattık. 6 günde yarattık. Bize hiçbir şey, bize yorgunluk çökmedi. Yani bu bize ağır gelmedi. Bize bir bıkkınlık gelmedi. Şimdi bu ayetle Yahudilerin Allah cumartesi günü istirahate çekildi, arşın üstüne bağdaş kurup oturdu şeklindeki sözleri reddedilmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'de sümme isteva alel arş geçiyor, sonra arşı istiva etti. Ama Yahudiler Tevrat'ta, tahrif ettikleri Tevrat'ta Allah 7. gün istirahat etti diyorlar. Ve bu Evet. cumartesidir diyorlar. Bu ayet onu naks ediyor. Yani onu kabul etmiyor, reddediyor. Ne demek? Allah'a bir yorgunluk gelmedi. Siz istirahatten bahsediyorsunuz. Allah niye istirahat etsin? Allah yorulmaz ki. Ve ma messena min lugub. Bize yorgunluktan bir şey değmedi. Yani insan çalışır çalışır, uğraşır, yorulur. Allah için böyle bir şey söz konusu değil. Allah beşer değil. Bazı tefsircilere göre, müfessirlere göre 6 günden maksat 6 aşamadır. 6 dönemdir. Yoksa düşünün, gök yok, gökyüzü yok, yeryüzü yok, ay yok, güneş yok. Günden nasıl bahsedeceğiz? Yani herhangi bir zaman yok. Zaman yaratılmamış, böyle bir günün dönümü ki yok ki gün diyelim. Ortada gün yok ki 6 gün nasıl olsun? Buradan maksat 6 safhadır. İşte gökleri şu bir zaman diliminde bize göre, Allah'a göre değil, bir zaman diliminde. Yeri bir zaman diliminde. Dağları bir zaman diliminde vesaire vesaire. Hadislerde de geçiyor bu işte. Dağları şu gün yarattı, denizleri bugün yarattı vesaire. Sümme isteva alel arş. Sonra arşa istiva etti. Bu da yanlış anlaşılıyor. Arşa oturdu diye tefsir edenler Yahudilerin tefsirine benziyorlar. Halbuki Allah için ayakta durmak, oturmak vesaire olmaz. Kuşatmak olur. Allah her şeyi kuşatıcı olduğu için arşı kuşattı demek daha doğru olur. Buradan biz şunu da söyleyeyim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dünya yaratıldıktan sonra ilk insandan itibaren haftanın 7 gününü Cenab-ı Hak, hafta 7 gündür efendim, ve bu günlerin sayısı 7'dir. Cuma günü de mübarektir. Cuma günü mübarektir. Bütün dinlerde cumadır. Yahudiler cumartesi yaptılar, cumartesi yasağından dolayı. Hristiyanlar da pazar Pazar. yaptılar. Müslümanların cuma günüdür. İslam, Allah dininde kutsal değişir mi? Değişmez. Hepsi cumaydı. Onlar birer gün ötelediler.
Ve yine Allah katında en mübarek gün Cuma günüdür. Cuma ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir sure de vardır. Bu ayetten şunu da anlamamız gerektiğini söylüyor alimler. Bu Allah için geçerli olmayacağına göre zaman, 6-7 diyemeyeceğimize göre Allah için, insanlara bir öğretidir. Ey insanlık, haftanın bir gününü kendinize ayırın. Yani 6 gün, halbuki 7 gün var. Haftanın bir gününü ailenize, kendinize, dinlenmeye, çalışın, çalışın, çalışın ama bir günü o gün kendinize ayırın. Biraz daha o gün yani bir bayram havası oluşsun. Haftada bir gün bayramdır. O bayramı yaşayın anlamında da bir insanlara öğreti vardır. Ve bütün insanlık aşağı yukarı dünyada zaten haftada biri tatilini yapıyor. Ancak enteresan bir şey daha söyleyeyim. Siz hatırlamazsınız, bizim ilkokul ve ortaokul yıllarımızda cumartesi günü öğleye kadar okul olurdu. Cumartesi öğleye kadar, cumartesi resmi tatil değildi. Türkiye'de Hristiyanlara göre pazar günü rahattır, tatildir. Türkiye'de Yahudilere göre cumartesi rahattır, tatildir. Türkiye'de cuma namazı sırasında bile camiye gitmeye müsaade edilmezdi. Ya asker gidemez, öğrenci gidemez, polis gidemez, memur gidemez, işçi gidemez. Cuma saati öğle tatiline denk gelmediyse hiçbiri gidemez. Kimi duvardan atlar, kimi yalvarır, kimi yakarır. Son yıllarda cumaya gidilmesi serbest bırakıldı. Biz cuma günü Yahudilerin cumartesi, Hristiyanların pazar yaptığı gibi tüm gün tatil de istemiyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de cuma günüyle ilgili, cuma günü namaz için çağrıldığınızda işinizi gücünüzü bırakın, doğruca camiye yönelin. Fes'av ila zikrillah ve zerul bey, alışverişi terk edin. Bu ne zaman? Bu cuma saatinde. Ama cumadan sonra dağılın yeryüzüne, Allah'ın fazlından rızkınızı arayın diyor. Demek ki cuma günü de çalışacağız. Ama cuma saatimize de ne olur? Yahudi'ye cumartesi tatil etmişsin. Hristiyan'a pazarı tatil etmişsin. Müslüman'a da bir cuma saatini çok görüyorsun. Daha düne kadar cumaya gidemiyordu birçok insan. Onları da unutmayacağız. Mutlaka cuma saatinin tatil olması lazım. Hem de Müslüman memleketinde. Bunu da hatırlatmış oldum Berkay. Teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Allah'a emanet ol. Seninle ilerleyen günlerde inşallah burada yüz yüze seyircimizle de tanıştıracağız. Berkay soruyor ama Berkay nasıl bir delikanlı onu göreceğiz inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.